Enginar yapıyoruz. Kuzu etli enginar. 5 adet çanak enginar, 750 gram kuzu eti, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 adet kuru soğan, 1 adet limon, yarım demet dereotu, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 adet yumurta. Şimdi nereden başlıyoruz? İlk önce soğandan başlayacağız. Tamam. Yani o zaman seni soğanla doğru alıyorum. Evet, evet. Yine bir bıçak vereyim. Tamam bir yavrum. Bıçak. Evet, tamam yavrum. Aa saadet ablacığım. Canım. Şimdi sen de bir yandan bunu kızdıralım, yağını tamam. Koyalım. Etimizi de koyalım. Kavurmaya tamam. Başlayalım. Ben etimi kavurayım, sen tamam. Soğanlarımızı doğrayalım. Tamam. Bu güzel, sağlıklı bir yemeğe benziyor. Ben enginar çok severim. Evet. Bayağı böyle ama 28-29 yaşından sonra enginar sevmeye başladım. Çok sevmiyordum önceden. Ay enginar sevilmez mi Pelin? İşte gençken insan o tip sebzelere çok yaklaşmıyor evet. Ama enginara şu an bayılıyorum. Evet. Hele bu terbiyelisi çok güzel olur. Evet merak ettim şimdi. Biz İzmir'de enginarı yaprakla yeriz. Böyle ha, çanak yemeyiz. Tabii. Onların yaprağı vardır evet. Böyle çiçek gibi gözükür. Tabii. Çeşmede de öyledir. Çok Alaçatı'nın var. Sokaklarında enginar Uğra, çiçekleri vardır Sibirizar. Böyle. Orada da var mı? Oranın çok meşhurdur. Alaçatı'nın. Evet. Ben çok da güzel süstür o. Tabii tabii. Sen yine soğanını yıka. Ben yıkayayım soğanını. Soğanını atayım. Şimdi etimiz kavruldu. Soğanları da ekleyeceğiz. Evet, soğanları ekleyelim. Koyayım içine. Evet, evet. Tamam, ben şöyle yapalım. Çok güzel. Şimdi biraz da soğanla kavuracağız. Evet, biraz soğanın da marine olsun. Azıcık güzel olur yani. Böyle birazcık sıcak su ekleyeceğiz. Birazcık sıcak su da koyduk. Enginarları nasıl koymak istiyorsun? Enginarları dörde bölebilir misin? Bölelim. Onlar... Aynı bıçakla böleyim bunları. Ha, tabii tabii. Olur. Böyle iri iri olacak yani. Ha, dörde bölelim. Zaten şöyle. Konserve enginar galiba biraz. Pişmesi de az sürecek bunun. Lezzeti birbirine karışsın. Kumru sever misin? Bayılırım. Ay İzmir'de de kumru. Öf ne kadar güzel olur. Peki sayaslı mı seviyorsun sade mi? Yok şey seviyorum ben. Şimdi İzmir'de iki çeşit kumru biliniyor. Bir çeşme kumrusu diyorlar. Sosis, sucuk içine koyuyorlar. Normalde sosis konmazmış kumruya. Öyle bir şey var çeşmede. Tabii. Şeyde İzmir'de. İzmir'de. Çeşmede de yok artık biliyor musun? Koymuyorlar ya, neredeyse. Ben yemek tercih etmem yani. Sosis. Çünkü o değil. Gerçek İzmirli kumruyu Alsancak'ta yer. Evet doğru. Taş fırında olacak. Kumru piştikten sonra ikiye bölünüyor. Üzerine domates, İzmir tulumu özellikle. Ha, İzmir tulumu. Onlar yer. Ben de o biraz böyle krem peynirimsi bir işte sayaf dedikleri peynir var. Ondan koyuyorlar diyebilirim. Yok yok İzmir tulumu. Ve onu tekrar fırına atıyorlar. O fırında eriyor peynir. Bak hiç öyle yemedim. Yemelisiniz o kadar İzmir'e onu. Geldim gittim Çeşme'ye. Hiç onu o kadar yemedim. Koyalım mı enginarlarımızı? Biraz soğanlarımız da kavruldu. Şimdi biraz su koyalım. Ha önce su koyacağız. Aha, su koyalım. Ondan sonra onları üstünü salacağız. Tamam. Daha sonra da pişmeye bırakacağız. Etlerle beraber birazcık hem birbirine lezzeti karışsın diye. Tamam. Ondan sonra da... Unumuzu hangi aşamada? Terbiyede kullanacağız. Terbiyede kullanacağız. Tamam. Biraz terbiyede kullanacağız. Bu arada terbiyemizi hazırlarız onlar tamam, pişerken. Tamam süper olur. Sonra hepsini böyle birleştireceğiz. Terbiyesi olur mu bu? Olur. Terbiyesiz olunca biraz komik olur. Oluyor oluyor. Annem benim yapar. Terbiyesiz yapalım. Terbiyesiz. Ah evet. Çok ayıp oldu. Anne terbiyesiz yapıyormuş. Annem öyle seviyor. Rüzgar kaynamak üzere. Yani. Onu şöyle. Bu kadar evet. Yeter zaten ona. Ne kadar koyayım? Salça abla. Biraz üstüne çıksın Pelinciğim. Şöyle. Tamam kafi abi. Yeterli. Çok güzel. Biraz brokoli koyalım. Tuzunu atıyorum ben. Tamam. Elimizin lezzeti. Elimizle atıyoruz. Öyle istiyor, öyle seviyor. Birazcık daha atalım. Şöyle bir. Karıştır yavrum bunu. Sonra kapağını evet. Kapatalım. Bu arada biz şey enginarları daha hala koymadık. Koymadık. Biraz yani pişsin bu. Terbiyesini yapalım. Yapalım. Hazır edelim onu da. Limon sıkacağım var mı? Tamam. Ya ben böyle bu tip çırpma işlerinde hep blender kullanıyorum. Niye? Çünkü ne kadar çırparsanız terbiyeniz kesilmez. Ha iyi çırpılsın diye. Çok iyi çırpılacak. Dur bakayım bir çırpayım senden geçer not. Alabilir miyim? Hadi bakalım çırp. Blender gibi çırpamayız ama. Hmm.
Tamam, o çok güzel. Yiyecektin mi? Çırptım valla. Şimdi enginarları koyacağız. İri iri doğradık. Yani bir bebek enginarı dörde böldük. Öyle tarif edelim. Biraz da bunlarla birlikte pişecek. Dağıtmadan koyayım. Çok da kuru olmayacak değil mi? Bütün suyu çekmeyecek. Biraz da bize terbiye edecek kadar sos lazım. Tencereye saldırırız sonra. Tencereye saldırırız. Öyle mi derler? İzmirlerin tabi biliyorsunuz değişik şeyleri de vardır. Hiç mesela annem. Çekirdeği çiğdem. Aynen. Değil mi? Tabii. Domatese de bat. Simite gevrek. Çok sinirleniyoruz. Simite hayatta simit demiyorlar, sadece gevrek diyorlar. Gevrek diyoruz. Sinirlenirler bir de, değil mi öyle söyleyince? Şimdi yemeğe çok kaşık vurulmaz der annem. Ha, öyle mi? Evet. Allah Allah. Şeyi kaçar. Sallıyoruz o yüzden. Tabii bakın şu an çok güzel oldu. Kapağını da kapattım. Terbiyemiz de hazır. Iyice. Şimdi limon ekleyelim birazcık. Tamam. Bu kap küçükse daha büyük bir kaba geçebiliriz. Terbiye etmek için o biraz sana. Tamam, şimdi daha mı iyi acaba? Hakikaten güzel çıktı. Güzel çok beğendim. Blender seven kadına kendi çırpışını beğendirdi. Hadi sen çırp, ben sana yavaş yavaş. Tamam. Limon da buna çok tat veriyor. Evet. Tabii enginar da var ya şimdi işin içinde. Unumuzu? Un, şimdi bizim enginarımız çok fazla olmadığı için eğer un koyarsan çok sert olabilir. Hmm. Çünkü yumurta da ona kıvam verecek sos aşırı. Hiç mi koymayacağız onu şu an? Koymamayı düşünüyorum ben. Hmm. Çok da güzel olacak bak şimdi. Ama enginarlar ufak olduğu için, az olduğu için çok fazla un tercih etmedik. Enginar mevsimi değil olsa İzmir'den ben getirmez miydim? Ah, getirseydim keşke. Çok güzel oldu ama çok beğendim. Hiç kesilmeyecek, bu asla kesilmeyecek. Hmm. Güzel çırptık. Yumurtayı tabii güzel çırpmak gerekiyormuş. Sade tablo püf olması. Ondan kesilir zaten. O zaman kesilmeyecek. O yüzden diyorsun her şeyi blender'da çırpıyorum daha iyi oluyor. Hadi bakalım, etimiz piştin, sonra terbiye edeceğiz. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Sanıyorum oldu. Ne dersin? Evet, asade tablo olmuş değil mi? Pişti, etlerimiz de pişti, tamam. Güzelce. Çok kaşık da sokmayayım. Değil mi? Anne kızar sonra. Seyhan teyze kızar. Seyhan teyze mi? Evet. Seyhan teyze, buraya o zaman selam gönderelim. Canım. Dediğin gibi yemekleri yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Biraz alınsın değil mi? Evet, ondan sonra terbiye edeceğim. Kapattım. Bu arada bir şey sormak istiyorum. Boyoz. Çok güzel değil mi? Sever evet, misin? Çok severim. Belli olmuyor. İzmirliler bilir boyozu. Çok fazla tabii kimse bilmiyor. Yok estağfurullah. Biz yazın 2 ay falan yazlıktaydık. Çeşme'de kaldık. Neredeyse her sabah boyoz yedim diyebilirim. Evet. O kadar seviyorum ki. Ama İzmirliler bunu haşlanmış katı yumurtayla yerler. Tabii. Haşlanmamış aslında. Aa, bunun nasıl? Usulü nedir biliyor musun? Bunun usulü fırın yumurtaları fırında pişirmektir. Esas ama öyle pişer. Işte, sokaktaki boyoz satıcıları öyle mi yaptırıyorlar? Ya eskiden öyleydi. Ha, ama ben şimdi pratik olsun haşlıyorlar tabii. Ben de Alsancak'ta doğdum büyüdüm. Alsancak'ta çok severim. Tabii evet. Ya İzmir'in merkezidir. Orada fırın tepsilerine yumurtalar konu ve fırına verilir. Ha, fırında pişer. Orada pişer. Ah çok severim evet, boyozu. Ve boyoz da çok da güzel olur yani. Ben de çok severim. Ay sevilmez mi? Zaten ne kadar kilo yapacak şey varsa hep onları seviyoruz. Çok lezzetli oluyor kilo yapan şeyler. Bu arada bunu kapağında açayım. Birazcık soğumasına tamam, yardımcı olalım. Tamam çok güzel olalım. Oldu. Şöyle alayım. Haklısın. Terbiye yaparken yumurtamız pişmesi biraz daha dikkatli olacağız. Aynen öyle. Şimdi birazdan yumurtamızı... Evet şöyle bir sunum tabağı düşündüm. Hani biraz da böyle sulumsu gibi ya olur, yemek. Olur tabii tabii. Buna koyarız. Şimdi bak bu çok güzel bir kıvam verecek ona. Tamam. Ben yavaş yavaş koyayım sen istiyorsan. Tamam. Çırp. Şimdi ne yapacaksın? Hapa. Bu suyundan bu evet, içine öyle kaşık kaşık tamam. Yavaş yavaş. İstersen kaşık. Şu aynen. Kaşıkla alayım evet. Sadece suyu gelsin. Bence de çok güzel yumurtamızı olur. Pişirmeden yavaş yavaş terbiye edeceğiz. Toparladık, şimdi geldik kuzu terbiyeli enginar, kuzu etli terbiyeli enginar, kuzu terbiyeli, kuzuyu terbiye ettik biz az önce. Neyse, şimdi onun sunumunu yapacağız. Şöyle kapağımızı evet. Açalım, biraz da ılındı yemeğimiz. Evet, çok güzel olsun. Evet, dökelim mi olduğu evet, gibi? Onu da ben yapayım. Aynen, tamam.
Enginarlığın o güzel rengi. Evet. Evet, şimdi biraz yeşillikle de süsleriz. Kuzu etli terbiyeli enginarımız hazır. Afiyet olsun.